Bugün iki köpek arasında bir karşılaştırma gerçekleştireceğiz. Bu birbirinden çalışkan cinslerin gelin düellosuna hep beraber bakalım. Pitbull ve Malinois, Belçika kurdu. Çene kuvveti. Amerikan Pitbull'lar yaklaşık olarak 238 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Malinois'ların çene kuvveti ise 195 PSI'dir. Yaşam süreleri. Pitbull'lar 8 yıl yaşarlar ama çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 15 yıla kadar uzayabilir. Malinois'ların yaşam süreleri ise 10 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 14 yıla kadar uzayabilir. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Amerikan Pitbull'ların diğer türlerine kıyasla daha duyarlı olduğu sağlık problemleri vardır. Örneğin cilt problemleri, kalça çıkıklığı başı çeker, salya sorunları gözlemlenmez. Dikkat etmeniz gerekecek bir diğer önemli konu ise Pitbull'larınızın kilosu olmalıdır. Çünkü kilo almaya çok ama çok müsait bir ırktır. Malinois ırkında görülmesi beklenen bazı rahatsızlıklar mevcuttur. Kalça ve dirsek çıkıklığı, göğsel anormallikler sık olmasa da vardır. Ama onun dışında genel olarak diğer ırklara göre sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarla arası. Pitbull'ların genel sağlık. Amerikan Pitbull'ların diğer türlerine genel sağlık. Amerikan Pitbull'ların diğer türlerine kıyasla daha duyarlı olduğu sağlık problemleri vardır. Örneğin cilt problemleri, kalça çıkıklığı başı çeker, salya sorunları gözlemlenmez. Dikkat etmeniz gerekecek bir diğer önemli konu ise Pitbull'larınızın kilosu olmalıdır. Çünkü kilo almaya çok ama çok müsait bir ırktır. Malinois ırkında görülmesi beklenen bazı rahatsızlıklar mevcuttur. Kalça ve dirsek çıkıklığı, göğsel anormallikler sık olmasa da vardır. Ama onun dışında genel olarak diğer ırklara göre sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarla arası. Pitbull'ların son zamanlarda haberlere konu olan kötü bir itibarı vardır ve genel olarak da böyle bilinirler ama durum yakından bakıldığında hiç de öyle değildir. Gayet tabii farklı mizaçları vardır ki bu doğaldır. Sahipleri nasıl yetiştirirse köpek gördüğünü uygulamaya koyacaktır. Yani kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır mantığı ilerliyor. Çocuklarla arası en az insanlarla anlaştığı kadar iyidir. Hareketli olan bu cins çocukluktan itibaren yanında vakit geçirdiği birini kabul edip iyi anlaşırlar. Malinois'lar küçüklükten itibaren çocuklarla yetiştirildiğinde onlarla inanılmaz bağlar kurarlar. Sahiplenici bir karakterleri vardır. Malinois'lar bu bağlamda tanımadığı insanlarla hiç mi hiç iyi geçinemezler. İlaveten mizacı gereği çok kıskanç bir yapıları barındırırlar. Diğer hayvanlarla arası. Amerikan Pitbull'lar diğer hayvanlarla olmayı pek sevmezler. O yüzden onlarla olma fikri bile gelebilir onları. Kedilerle yıldızları pek barışık değil mesela. Diğer cins köpeklerle de pek iyi desek doğru söylemiş olmayız. Ama her şey çocukluktan itibaren iyi bir sosyalleşmeden geçmesine bağlıdır biraz da. Bu sağlanırsa ailesi kategorisinde görür diğerlerini. Malinois'lar ister istemez genlerinde taşıdıkları agresifliklerini gün yüzüne çıkartabilir bazen. Diğer evcil hayvanları ve kendinden küçük canlıları kabul edebilmesi için Malinois'ların da sosyalleştirilmesi esastır. Maalesef bazı insanlar bile isteye agresif yetiştirmek için bu yönteme başvurmuyor olsa da siz öyle yapmayın sevgili kulaktan kulağa ailesi. Ev ve apartman uyumu. Pitbull cinsi köpekler her türlü güçlük karşısında göğüslerini siper eder ve bundan hiç şikayetçi olmazlar. Onun problem yaşayacağı düşüneceğiniz belki de en son şeydir ama Pitbull'lara apartmanda bakmak isteyenleri belki bu biraz üzebilir ama bizler tavsiye etmiyoruz. Elbette ki apartman dairelerinde bakanları da vardır. Belçika kurtları çok enerjik köpeklerdendir. O yüzden antrenmanlarını ve egzersizlerini kesinlikle aksatmamalısınız. Evde bakmanın külfeti çoktur. Ondandır ki bahçeli yerlere Malinois'ların ihtiyaçları vardır. Kısacası eğitim konusunda sizleri hiç ama hiç zorlamayacaktır. Bakımı. Pitbull'ların tüyleri kısadır. Az veya orta derecede tüy dökerler. Dolayısıyla kolay bir bakımı vardır. Sizlere zahmet vermezler. Doğuştan gelen özelliği cinsin son derece sosyal olmasıdır. Ama siz onlarla ilgilenmezseniz bu sosyal yapı yerini asosyalliğe bırakacaktır. Fırsatını buldukça onunla vakit geçirmeli ve dolaştırmaya çıkartmalısınız. Malinois'ların da kısa tüylü olması sebebiyle bakımı son derece kolaydır. Haftada bir kez fırçalanması makuldür. Banyo konusunda sizi bir tık zorlayabilir ama gerektiğinde kaçarı yok yaptırmalısınız. Neden banyoyu bu ırka sık yaptırmamalıyız'a gelirsek yağ tabakası tahribata uğrar fazla yıkandıklarında. Aynı zamanda yıl boyunca tüy döker, senede iki defa bu durum görülür. Bekçilik.
Pitbull'ların cesaretleri takdir edilisidir. Tehlike esnasında asla geri adım atmazlar. Acı eşikleri yüksektir ve bunlara eklenen çeviklik aynı zamanda mücadeleci tavır her şeyi yapabilir anlamına gelebilir. Ama bekçilik konusunda sınıfta kalan bir cinstir. Belçika kurtları doğuştan bekçi köpeği olarak dünyaya gelirler, ailelerini korumak onların yaşam gayesidir. Malinois'ları hep vurguladığımız üzere erken sosyalleştirmelisiniz, zira tanımadığı kişilere agresif olabilirler. Havlama. Pitbull köpek cinsinin etrafında onları rahatsız eden bir duruma sebebiyet veren davranışlar olursa veya sizi koruma içgüdüsüyle sizi tehdit edecek bir durumla karşı karşıya kalırsa havlama seslerini duyarsınız. Bazen de sizlerle oynamak istediğinde sizleri oyuna davet etmek için havlarlar. Onun dışında pek havlamayı tercih etmezler zaten. Malinois'ların sizlere bir şeyler anlatmak, göstermek istediğinde veya herhangi bir tehlikeye dikkat çekmek istediklerinde havladıklarını duyabilirsiniz. Bu yüzden onlara havladıkları vakit kulak vermeniz eğitim açısından mükemmel olacaktır. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Pitbull köpek cinsinin soğuk havalarda tadı kaçık olur. Onun korunaklı bir yerde veya ona ait bir kulübede battaniye ile bezenmiş küçük yataklarında olması gerekir. Orta düzey sıcak bir hava veya sıcak bir havada olması onun tolere edebileceği bir durumdur. Belçika kurtlarının tüyleri soğuk havayı tolere edebilecek kadar dayanıklıdır. Derilerinin altında bir havalandırma sisteminin gizli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aynı zamanda yoğun bir tüy yapısı olmadığındandır ki sıcak havalarda onun için sorun yaratmaz. Yalnız kalabilir mi? Pitbull köpek cinsine eğer ki evde bakıyorsanız uzun bir süre yalnız bırakmak doğru değildir. Hele ki küçük yaşlarda bir çocuk ile kesinlikle bırakılmamalıdır. Size çok düşkün olduklarından ötürü sizden uzun bir süre ayrı kalmaya kabullenmek istemeyeceklerdir. Belçika kurtları kesinlikle tek başına vakit geçirebilir, hatta onların yalnız başına kaldıklarında dahi kendilerini eğlendirmeye ihtiyaçları yoktur. Enerji seviyesi. Pitbull köpek cinsini diğer köpek türlerinden ayıran tarafı fazla bir enerji seviyesine sahip olmasıdır. Egzersizlerini ve antrenmanlarını düzenli ve saatinde yaptırmaya özen göstermelisiniz. Çünkü enerjisini atamaz ise en iyi ihtimalle siz uykusuz kalırsınız. Malinois'larında pitbullların enerji seviyesinden aşağı kalır yanı yoktur. Bu yüzden kullanıldıkları yerler çoğunlukla polis köpekleri, arama kurtarma köpekleri ya da başında durdukları sürülerini gütmeleridir. Bunlar enerjilerini iyiye yönlendirecek aktivitelerdir. İlk defa köpek alacaklar için uygun mu? Pitbull köpek cinsinin dediğimiz gibi inatçı karakterleri vardır. Bizler ilk defa köpek sahipleneceklerin bu ırkı düşünmemesi gerektiğini söylüyoruz. Malinois'lar da son derece arkadaş canlısı ırklardandır. Yer yer dominant tavırlar sergilese de ihtiyaçlarını karşıladığınız takdirde ilk defa köpek alacaklara önerilebilir. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi at safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.